Genç doktor devlet hastanesinde çalışıyordu. Yaşlı bir kadın yanında kızı ve torunuyla birlikte odasına girdi. Kızı çocuğun elinden tutarak genç doktora bıkkınlıkla bu ihtiyara şeker tahlili yaptırmak istiyoruz. İnşallah şeker hastası çıkar ölür de kurtuluruz bundan dedi. Doktor duydukları karşısında sinirlenerek genç kadına senin kalbin yok mu? Kayınvalidene bunu nasıl yaparsın? O senin eşinin annesi. Allah'tan kork dedi. Kadın sinirlenerek, öncelikle bu kayınvalidem değil annem ve ikincisi sen bu ihtiyarın bize neler yaptığını bilmiyorsun. Aklını kaybetti. Babam ve kardeşim onu bana bıraktı. Neler çektim onun yüzünden. Beş yıldır bizimle yaşıyor ama şimdi eşim müteahhit oldu. Artık sıkıntılarımız bitti. Durumumuz çok iyi. Bu davranışları yüzünden eşim beni boşayacak ve evden kovacak. Biliyor musun? Balkondan insanları su atıyor. Doktor duydukları karşısında şok olduğu halde genç kadınla kibarca konuşarak ona annesine iyi davranmasını öğütledi. Ancak kadın doktora bana ve ona yardım etmek istiyorsan onu huzur evine ver dedi. Doktor duyduklarından sonra bir müddet düşündü ve kadına ondan tamamen kurtulacaksın. Ben annem ve küçük erkek kardeşimle yaşıyorum. Onu da yanıma alacağım. Anneni özlediğinde bu numarayı ara dedi. Kadın sevinçle hastaneden ayrıldı. Zafer kazanmış gibiydi adeta. Genç doktor tıpkı bir çocuk gibi Allah senden razı olsun kızım. Balkondan yürüyenlerin üzerine su döktüğüm için bana tokat attı ama ben hava sıcak diye döküyordum suyu diyen kadına gülümsedi. Doktor saf ve temiz bu kadının sözleri üzerine ağlayarak merak etme anneciğim bir saat sonra beraber evime gideceğiz bizimle çok mutlu olacaksın dedi. Doktor, yaşlı kadının tahlillerinin temiz olduğunu gördüğünde çok mutlu oldu. Hastanedeki işini bitirerek beraber eve gittiler. Kapıda onları karşılayan annesine tanıttı yaşlı kadını. Sadece bir hafta geçmesinin ardından genç doktorun annesi kızını arayarak ona ''Bugün seninle evlenmek isteyen iki kişi geldi. Biri amcanın oğlu, diğeri yurt dışından dönen komşumuz. Ziyaretimize gelmek için uygun gün istiyorlar bizden dedi. Doktor gülümseyerek, Subhanallah, bu güzel kadın evimize geldiğinden beri işimde terfi ettim. Şimdi de 30 yaşındayım ve benimle evlenmek isteyen iki kişi var. Allah'ın sevincimize vesile kıldığı bu kadın ne kadar iyi biri. Bir ay bile geçmeden yaşlı kadının kızı doktoru arayarak evinde onu görmek istediğini söyledi. Evlerine geldiğinde ağlayarak, ''Annem nerede doktor?'' Onun ayaklarını öpmek ve ondan af dilemek istiyorum. Evimizden gittiğinden beri başımız dertten kurtulmadı. Eşimin çalıştığı bina çöktü. Eşim şu an karakolda. Oğlum kötü bir hastalığa yakalandı hastanede. Bense kötü rüyalar görmekten uyuyamıyorum. Annem bizdeyken evimizin bereketi vardı. Huzurumuz, paramız, işimiz vardı. Ama şimdi anneme eziyet ettiğimiz için bereketimiz gitti. Annemi istiyorum doktor hanım. O esnada Yaşlı kadın odasından çıktı. Kadın annesini tertemiz, güzel elbiselerle ve yüzündeki nuru gördüğünde çok şaşırdı. Kızını kucaklayarak "Canım kızım, seni, evimi çok özledim. Doktor kızımdan ve annesinden izin alayım da evimize dönelim." dedi. <laughs> اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا